Merhaba, Sofita'da bugün konuğumuz Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Bölüm Başkanı ve Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü Sayın Profesör Doktor Merih Tangün. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Bayağı uzun bir unvanım var, bir türlü söylenemiyordu. Ama hiç, gayet güzel gitti. Evet. Şimdi Merih Hoca'yla bugün tiyatro oyunculuğunu, oyunculuk eğitimini konuşacağız. Bu işi yöneten, eğitim sisteminin içinde olan baş aktörlerden birisiniz. Öncelikle merak ettiğimiz ve özellikle takipçilerin merak ettiği bir konu olabilir. Konservatuar mezunu olmakla, konservatuar eğitimiyle bir üniversitenin oyunculuk bölümünde okumak ve onun mezunu olmak, bunu bir bu iki kavramı karşılaştırabilir miyiz? Farklılıklar nedir, benzerlikler nedir? Tabii ki karşılaştırırız. Şimdi aslında teknik olarak baktığınız zaman oyunculuk teknikleri ve öğrendiğiniz konular açısından bir fark yok. Ama konservatuar sözü biliyorsunuz altyapısı da olan bir okul demektir. Şöyle altyapısı da bizde yok tiyatro bölümünde ama konservatuar aslında çocukluktan itibaren girdiğimiz bir okul. Bütün dünyadaki konservatuarlar, müzik konservatuarlarının özelliği bu. Müzik, bale bunlar daha küçük yaştan itibaren sizi alırlar, yetiştirirler. Lisansınızı da yapar, çıkarsınız. Ama tiyatroda böyle bir şey yok. Tiyatro kurulduğu zaman zamanında biraz daha buna yakınmış. Çünkü hani da yüksek bölümü ve yüksek olmayan bölüm de varmış Ankara'da. Hı hı. Dolayısıyla müzik, bale ve hani tiyatro üçü bir arada başlamış. Hı hı. Orada da. Yani önce sanki ortaokul karşılığı gibi ya da ortaokulu bitirdikten sonra girdiğiniz ne diyelim lise karşılığı, hı, gibi bir bölüm var. Arkasından yükseğe geçiyorsunuz. Ama artık o kalmadı. Çok uzun, evet, yıllardır yok. Sadece yüksek. Onun için normal şartlarda teknik olarak bir fark yok. Ama tabii o fark konservatuarlarda, tiyatro bölümlerinde özellikle neyi etkiliyor? Müziğin, balenin, dansın, her şeyin içinde büyüyorsunuz. Evet. Opera yanınızda. Aynı müzik, çatı altında. Aynen öyle. Her okulda öyle değil. Ve dolayısıyla iç içe büyüyorlar onlar, öğrencilerimiz. İç içe beraber işler yapıyorlar, çalışmalar yapıyorlar. Hani şan, opera, müzik, hem ilkokulu, hem ortaokulu, hem lisesi ve yükseği. Bale de öyle. Modern dans da öyle. Dolayısıyla aynı çatı altında bunların hepsi var. Hı hı. Yani çocuk eğitimi de var konservatuvarda, yetişkin eğitimi de, evet, var. Şimdi bir yandan baktığınızda tabii yani her ikisinin çok aynı çatı altında olmasının da sıkıntıları olabiliyor mu? O da oluyor. Çünkü bağlı olduğunuz yerler farklı. Çocuk bölümü bizim Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı. Hı. Daha ortaokul, lisenin, evet, bağlı olduğu yer. Diğer taraf tiyatro veya diğer bölümlerin yüksek kısımları YÖK'e bağlı. Evet. Dolayısıyla her ikisi de bizim içimizde. Azıcık kompleks bir yapı var konservatuvarlarda. Peki rağbet nasıl o çocukluktan? Yani ortaokul, siz okulda olduğu için soruyorum. Eğer diğer bölümler için söylüyorsanız bizde yok. İnanılmaz yüksek. Yani inanılmaz. Bir okul öncesi de var. Okulla beraber, okul öncesi şöyle, yanlış ifade etmeyeyim kendimi. Bale için var. Hmm. Ama müzik için aynı anda hem okula gidip hem yarı zamanlı olarak bize gelenler de var. Yarı zamanlı öğrenci de var. Çok yüksek ve çok büyük istek var. Çok. Bunun tiyatroda olamamasını neye bağlıyorsunuz? Çok küçük yaşta tiyatro eğitimi almak, ben hani bir eğitimci gözüyle bakıyorum. Çok da doğru bu, çok emin değilim. Şimdi müzik çalarken bale için vücudunuzun şekillenmesi hakikaten ufak yaşlara ihtiyaç duyuluyor. Ama tiyatroda şimdi dönüp baktığımda pek çok sanat okulu, dolayısıyla tiyatro bölümleri de olan sanat liseleri var. Şimdi oradan gelen çocuklara da bakıyorum. Hani o dönem içinde gerçekten çok kendi kararlarınız mı oluyor tiyatro seçimi? Çok emin değilim. Hı hı. Yani şimdi mesela farklı üniversitelere dönüp baktığım zaman ben görüyorum ki open curriculum diye bir şey var pek çok okulda. Yani üniversiteye girdiğiniz zaman artık hemen karar vermiyorsunuz. Evet. Bizde çok az. Hani ilk iki sene ben o bölüme de bakayım, ona da bakayım. Bir dakika. Ortak çünkü dersler görüyorsunuz. Çocuk çok ufak. Yani şimdi 17-18 yaşında liseyi bitiriyorsunuz. Ragıp, nasıl karar verirsiniz? Yani ben doktor olur, ben ona olacağım. Evet. Zaten olup olup mutlu da olamıyorsunuz. Onun için biraz daha büyük yaşta, hı hı, daha bilinçli isteğinizle bunu kabul edip gelmek olayı daha farklı hale getiriyor. Evet. Peki Mimar Sinan'ın nasıl bir ekolü var? Şimdi taraflı olmamı beklemeyin yani. Müthiş bir ekolü var ya. Düşünsenize. Şimdi biz nereden geliyoruz? Aslında bizi yetiştiren hocalar, bizi kuran hocalar
hepsi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda. Yani onlar kendilerine biz cebeci ekolüyüz derler. Yani Hacettepe'yi bile söylenirler ama Hacettepe'nin arkası o tabii. Oradan gelip İstanbul'da da konservatuvarı kuran ekip bunlar. Dolayısıyla biz aslında Ankara'nın ve ilk konservatuvarın devamıyız burada. Ama tabii yıllar içinde her şey çok değişti. Oyunculuğa bakış açılarımız, yaklaşımlarımız, beraber çalıştığımız hocalarımız. Son 6, 7, 8 senedir belki çok da fazla konservatuvarın dışından da hocayla çalışıyoruz. Bizde böyle tuhaf bir gelenek vardı yani. Hocalarımız sadece kadrolu hocalar değil, devletin imkanlarını biliyorsunuz. Biz dışarıdan da sağ olsun misafir hocalar getiriyoruz ve çok keyifle geliyorlar. Ama hani yakın yıllara kadar gelen bütün hocalar da genellikle bizden mezunlardı. Ve bu işini çok iyi yapan insanlardı. Ama son yıllarda artık biraz daha farklı bakış açılarına da yer veriyoruz. Farklı. Peki bu ekolü oluşturan hocalar arasında kimleri sayarsınız? Hemen sayayım. Merak doğru söylemedim değil mi? Ta gerilere götüreyim o zaman ben sizi. Zeliha Berksoy bir defa kurucularının içinde. Zeliha Hoca müthiştir. İlk yıllardan itibaren başlarsak Can Gürzap, Arsen Gürzap, Ahmet Levendoğlu, Haluk Kurdoğlu, Allah rahmet eylesin, Muammer Esi, işte Deniz Hanım, Deniz Gökçer, Alev Sezer, Allah rahmet eylesin, bizimle beraberdi çok uzun zaman. Müşfik Kenter zaten işin kopma noktası ve piri. Yıldız Hanım da bizde bir sene. Öyle mi? Bir sene kadar, bir sene fazla değildi. O bir sene, o sene bir yıl bizimle birlikte kaldı. Arkasından Müşfik Hoca bize geldi, o karşıya geçti. Onun için bilirsiniz biz karşı meselesi vardır. Karşı konservatuvardan değil mi? İstanbul Üniversitesi'ne bağlı konservatuvar, oranın hocası Yıldız Hoca. Peki, konservatuvarlar arasında bir rekabet var mıdır? Eskiden sanki böyle şey de olurmuş, birbirlerinin oyunlarında desteklemeler. Çok. Nasıldır çok, o dünya? Çok. Ya bambaşkadır. Şimdi biz çok böyle rakip gözükürüz. Son yıllarda belki çocuklarımız çok yakın olamıyor, iç içe değiller. Çok severler birbirlerini, görüştükleri arkadaşları var. Benim dönemimde, ben o okuldan mezunum. Yani ders verdiğim, hocalık yaptığım okuldan mezunum. Benim dönemimde çok daha fazlaydı bu birliktelik. Biz yani kardeş gibiydik onlarla. Karşı konservatuvar, onların da öyleydi. Karşı, tabii onlara göre de biz karşı konservatuvar oluyoruz. Gerçi benim yıllarımda onlar Beşiktaş'taydı. Yani biz Yıldız'da yukarıdayız. Şimdi Yıldız Üniversitesi'nin girişindeki binadaydık. Evet. Daha sonra bizi aşağı yolladılar. Onlar da eski evlendirme dairesini hatırlar mısınız? Çırağan'da. Evet. Oradaydı onlar da. Çok iyi. Yani çok tabii. Biz hemen aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı gider gelirdik. Sonra 80'den sonra bizi Mimar Sinan'a bağladılar. Onları da İstanbul Üniversitesi'ne bağlayıp karşı tarafa, Kadıköy'de yer verdiler. Ondan beri de karşının okuludur onlar bizim için. Peki siz kaç yıldır bölüm başkanlığını yürütüyorsunuz? Ben Zeliha Hanım 2014'te resmi olarak emekli oldu. İşte 2014'ten beri 6 yıldır demek siz ki. Siz bölümün başında bir akademisyen olarak nasıl bir ekolü takip ediyorsunuz ve oyunculuk ekolünü ve çağdaş oyunculuk teknikleri çok değişti, farklılaştı son 5-10 yılda. Evet. Bunlardan sıcak baktığınız, çünkü okulu tercih etmede önemli bir faktör bu bence. Tabii ki, çok doğru. Şimdi tercih meselesinde tabii çok, yine kızmayın bana, çok alçak gönüllü olamayacağım. Çünkü bizim sınavlarımız inanılmaz sayılara ulaşan sınavlar. Hı-hı. Yani biraz da böyle bir herhalde eskilik de var, birazcık kökü de görüyorlar. Çok yani 500-600 öğrenci falan müracaat ediyor bize. Bu sene düşünün pandemide hafızam beni yanıltmıyorsa 475-480 öğrenci müracaat etti. Muhtemelen diğer okullara da yüksektir, haksızlık etmeyeyim ama ben kendi okulum adına konuşursam yeterince yüksek. Ama son yıllarda özellikle yapmaya çalıştığımız şey çok farklılıklardan da bir enerji ve sinerji yaratmaya gayret etmek. Şimdi bizim kendimize göre bir ekolümüz var. O ekol içinde hep savunduğumuz ne, bir defa çocuğun, yani öğrencinin, gelen öğrencinin dramatik tiyatroyu çok iyi öğrenmesi lazım. Bizim inancımız bu. Önce bir dramatik tiyatroyu ben çok iyi öğreneyim. Yani Stanislavski metodu ben bunu, ondan sonra onun üzerine inşa edeyim. Dolayısıyla sadece biz bunu yapabiliriz diye düşünmediğimiz için farklı farklı bu konuda çok iyi işler yapmış pek çok insan da bizde ders veriyor. Yani hani şimdi dramatik tiyatroya bakın, ne bileyim, bir tane örnek vererek gideyim. Şahane Yiğit'e bakın mesela. Yani şimdi Kumbaracelli, Sertdemir. Yiğit Sertdemir aynen. Yani
bambaşka bir bakış açısı getiriyor bize. Başka türlü bir yaklaşım getiriyor. Dolayısıyla farklı farklı kişilerin bizimle beraber olması öğrencilerin pek çok farklı oyunculuk yöntemini öğrenmesini sağlıyor. Oyunculuk yöntemine bakış açılarını değiştiriyor. Çok fazla seminerler yapıp farklı farklı insanlarla küçük küçük workshoplar yapıyoruz. Farklı farklı kişilerle sağ olsunlar vakit ayırıyorlar bize. Yani konservatif bakıp kapının dışında bıraktığınız teknikler veya... Öyle demeyelim, katiyen yok. Hepsini öğrenmelerini çok istiyoruz. Sadece dramatik tiyatro değil, artık dünya bambaşka bir yere evrildi. Yani şimdi o çocuğa sizden mezun olana kadar eğer hani mindset niye önemli, hani Strasberg'in bakış açısı neydi, Chekhov oyunculuğu neden çok önemli, şimdi dönüp bakın In Your Face akımında insanlar neler yapıyor, yani şimdi Beckett'in oyunculuğuyla hani oradan neleri çıkartmanız lazım falan demediğiniz zaman çocuk zaten tuhaf bir şekilde mezun olur okuldan. Hani bu söz konusu bile olamaz. Evet. Dolayısıyla bütün oyunculuk tekniklerini veya Brecht yani hani bir yabancılaştırma efekti nedir diye size bakmamalı öğrenci. Dolayısıyla işte Zeliha Hanım'la onu öğreniyor. Diğer hocalarıyla başka şey öğreniyor. Yani hepsinin içinde ama dramatik tiyatro bizim temelimiz. Evet. Yani onu iyice bir öğrendikten sonra buralarda artık ustalık geliştiriyor öğrenci. Ha bunun gibi, bunun dışında da ayrıca ne bileyim Eric Morris gibi o gibi pek çok çalışma teknikleri var. Onlar da bazı hocalarımızın farklı farklı çalıştırma tekniği halinde bulunuyor. Onlara da dönüp bakıyoruz. Peki en çok merak ettiğim konulardan kamera önü oyunculuğu için gelen bu niyetini açıkça ifade eden ya da gizli ajandası bu olan birçok öğrenciniz de vardır. Ya, değil mi? Evet. Peki onları nasıl bu tiyatroya daha meyletmesiniz, teşvik ediyorsunuz? Ya aslında tabii haksızlık etmeyeyim hiçbirine. Ve bu da tabii çok ciddi bir iş. Hakikaten çok sanatsal tarafı ekonomi, çok yüksek olan yani bir iş. Çok... Dede, bravo. Aynen diziler açısından falan bakarsanız çok ciddi. Ama çok açıkçası ben hani sizin programınızı da yakalamışken söyleyeyim. Kafasında ben dizi oyuncusu olmak için uğraşıyorum diyen biri illa bizde okumak zorunda değil. Yani çünkü gerçekten... Meşakkatli bir eğitim. Şimdi onu bilmiyorum. Biz hiçbir zaman vermiyoruz. Yani bir dizi oyunculuğu, kamera önü oyunculuk, sinemaya göre bir öğrenci yetiştirmiyoruz. Bundan çok emin olabilirsiniz. Ve tabii bizde hani bildiğiniz adı konmayan, istenmeyen bir durum. Biz diyoruz ki öğrenciye böyle bir şey oldu ve öğrenciyken sen karşına böyle bir fırsat çıktı diye düşünüyorsun ve mutlaka yapmak istiyorsun. Tamam o zaman gel anlaşalım. Sen dondur. Git işini yap. Ondan sonra da biz seninle tekrar uğraşalım, tekrar okuluna dön, biz seni mezun edelim. Muhakkak diplomanı al ama hem dizileri yapayım, hem burada devam edeyim, hem çok zor Ragıp'cığım, hem de diğer arkadaşlarının üzerindeki etkisi başka. Yani orada başka bir dizi formatı içine giriyorsunuz, ekonomik olarak başka bir yere geçiyorsunuz. Zaten ajandanız başka türlü oluyor ve hani... Okul başka bir yerde kalıyor. Bir şöhret getirebiliyor, bir bravo. Menajerlerle çalışmaya başlıyorsunuz. Aynen öyle. Yani oyuncu olarak yetişme isteğiniz başka bir şey. Hani onu ne kendinizde ne başkasında kırmamak ve bozmamak lazım. Evet. Hani hakikaten öyle bir niyetiniz varsa bir sürü okul var. Başka yerlere gidin. Peki bir de en çok merak ettim. Siz göz bebeğimiz Afife Tiyatro Ödülleri'nde jüri başkanısınız uzun yıllardır. Bir akademisyen olarak, bir jüri başkanı olarak bir öğrencinizi sahnede görüyorsunuz. Hem sizin ekol eğitiminizden geçmiş ama bir yandan da başka yönetmenlerin elinde bir çalışma içinde. Bu değerlendirme, bu objektivite nasıl... Çok çetrefilli bir iş olması gerek. Çok da. Bence bunu biraz jüri üyelerine de sormak lazım. Başkan ne yapıyor acaba diye. Valla olabildiğince objektif durmaya gayret ediyorum. Onlar benim her şeyim. Yani çocuklarım benim gerçekten her şeyim. Çok emek harcıyoruz onlara. Ve hepsini ayrı ayrı çok seviyorum da. Sevmek zorundasınız. Çünkü zaten 15-16 tane öğrenciniz var. Yani hani ne yapacaksınız bunlarla? Bizimki matematik bölümü değil, fizik değil ya da edebiyat bölümü değil. Yani yüzlerce öğrenciyle uğraşmıyorum. Dolayısıyla hepsiyle ayrı bir gönül bağı kuruyorsunuz. Şimdi onları başka bir yerde seyretmek başka bir gurur veriyor tabii insana. Çok iftihar ediyorum hepsiyle. Ama objektif olmanız niye önemli? Onun geleceği için önemli. Evet. Onun doğru değerlendirilmesi için önemli. Onun için olabildiğince buna gayret ediyorum. Ve çoğu zaman da arkadaşlarımı dinlemeden
Ben zaten kendi görüşlerimi ortaya koymuyorum. Hı. Ondan sonra kendi kendime de biraz düşünüyorum. Hakikaten ben bu işin ne tarafındayım? Zaten 33 kişi var. Herkes değerlendirmesini söylüyor. Bir tek benim değerlendirmemle hiçbir şey olmaz. Ama onlara haksızlık etmemek için galiba en çok eleştiren benim galiba. Çok samimi söylüyorum. En acımasız bakan benim yani. Evet. Bugünkü YouTube programımızda Sofita'da değerli tiyatro akademisyenim Profesör Doktor Merih Tangün'le beraberdik. Oyunculuğu konuştuk. Oyunculuk dünyasını konuştuk. Eğitimini konuştuk. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Zevkli benim için. Bütün Mimar Sinan ailesine sevgilerimizi sunuyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.